Herkese selamlar. Bugün haftalık kariyer yönetimi görevleri serimizin 5.'siyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu serimizdeki amaç her hafta sizlere birbirinden farklı 3 tane görev tanımlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz. Peki bu serideki amacımız ne? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar şu anda gerek üniversitede okuyan gerek yeni mezun arkadaşlarla konuştuğumuzda en büyük ortak sorunlardan biri arkadaşların nereye evrileceğini, yani kariyerlerini nereye yönetmek istediklerini tam olarak bilemiyor olmaları. Bu haklı bir gerekçe bir açıdan çünkü maalesef çok fazla bu konuya değinilmiyor gerek üniversitelerde gerek liselerde. Dolayısıyla biz de bu görevler sayesinde aslında bu yolculuk boyunca kendinizi tanımanızı biraz sağlamaya çalışacağız. Ama bunu yaparken bizim size bir bilgi verme, herhangi bir bilgi dikte etmek gibi bir fonksiyonumuz yok açıkçası. Biz burada biraz daha yol arkadaşı olarak size görevleri vereceğiz. Bunları yapmanı öneririz gibisinden. Bunun sonrasında kendi gelişiminiz ise tamamen size bağlı. Ha, buradaki görevlerin hiçbirini uygulamayabilirsiniz örneğin kendi kariyer hayatınızda. Ama bence buradaki bazı kavramlar gerek kişisel gelişiminizde, gerek bölümleri tanımanızda, sektörünüzü tanımanızda size yardımcı olacaktır. Şimdi ilk kavramımız bu hafta için ilk görevimiz aslında storytelling. Yani hikaye anlatıcılığı kavramını araştırmak. Şimdi bunu niye böyle yapıyoruz? Yani storytelling nedir? Çok kısa değineyim ama aslında biraz daha sizin bakmanızı isteyeceğim bu konuya. Storytelling arkadaşlar, hikaye anlatıcılığı aslında var olan bir bilgiyi, herhangi bir konuyu insanların sevebileceği şekilde anlatmak. Vurgu, tonlama, akıcılık, bu tarz bütün detayları ekleyebiliriz. Yeri geldiği de mesela başka bir yerden alıntı yapmak konu içerisinde bunun gibi. Çünkü arkadaşlar şu anda bilgiden daha önemli olan o bilgiyi sınıflandırabilmek ve pazarlayabilmek. Çünkü bilgi artık her yerde var bir şekilde. 1900'lerin başında birisi söylemiş ya işte galiba patent merkezi mi diyormuş bunu işte şu ana kadar öğretilecek olan her şey öğretildi artık bundan sonra yer yapılmayacak vesaire gibi bir şey. Aslında ya yani biraz böyle sıkıntı olacak ama şu anda da bunun benzeri bir durum geçerli zaten. Yani bugün inovasyon olarak bakın bir şeylere inovasyon denilen aslında çoğu zaten var olan işlerin iyileştirilmiş, farklılaştırılmış hali. Bilgi de bu şekilde. Yani aslında şu anda üretilen bilgilerin hiçbirisi zaten sıfırdan da üretilmiyor. Ne oluyor? Önceki bir bilgiyi mesela daha iyi anlatıyor insanlara. Onu rafine bir şekilde sunuyor. Dolayısıyla storytelling yani hikaye anlatıcılığı şu anda gerek OECD raporlarında olsun, gerek diğer işte böyle yetenek yönetim ajanslarının çıktılarında olsun hep ön planda yer alıyor. Niye? Çünkü aslında o ürünü satacak olan kişi, ürünü satacak olan aslında çıktı büyük oranda hikaye anlatıcılığı oluyor. Sizler de bugün hangi bölümde olursanız olun aslında elde ettiğiniz çıktıyı hikaye anlatıcılığıyla bir araya getirmeniz gerekiyor. Bunu şöyle düşünün yani niye bu bölümü seçtiniz? Mesela mülakata gideceksiniz yarın bir gün iş görüşmelerine. Orada mesela sizden bir hikaye anlatıcılığı istenecek aslında. Son şirketten niye ayrıldın? İşte niye bu şirkette çalışmak istiyorsun? Bütün bunlar esasında iyi bir hikaye anlatımıyla anlatılabilecek konular. Dolayısıyla sizden beklentimiz bu görev için, affedersiniz, storytelling araştırıp bu konuyla ilgili mesela kimler var? İyi araştırma yapan, iyi konuşma yapan. Mesela Ken Robinson bildiğim kadarıyla eğitim dünyasındaki en iyi storytellerden bir tanesi. Ona bakabilirsiniz TED konuşmasına ya da diğer, mesela özellikle TED konuşmalarının bence en büyük noktası bu aslında. Mesela nedir? Hatta bunun gibi bir kitap vardı yanlış bilmiyorsam. TED gibi konuş diye. Aynen TED gibi konuş. Orada mesela ünlü böyle TEDx konuşmalarını inceliyor ve burada nelerin ön plana çıkabildiğini aktarıyor. Mesela o kitabı tavsiye ederim naçizane. Çünkü o kitap sayesinde aslında TED konuşmalarındaki püf noktaları görebiliyorsunuz. Bu işin bir parçası tabii. Bunun haricinde mesela başka konuşmacıları inceleyebilirsiniz. Acaba nereleri daha ön plan alıyor? Çünkü aslında sizlerin başarılı olmasının en büyük rolü büyük oranda burada yatıyor. İster mesela Reels yapın. Bugün Reels yapmak da aslında iyi bir hikaye anlatıcılığı ile ilgili. Ya da TikTok da öyle mesela. O kurgu aslında büyük oranda hikaye anlatmayla alakalı. Ya da mesela Twitter'da bir flood yapıyorsun. Eğer o flood'un ilk tweet'i etkileyici olursa hikaye anlatıcılığı verirsen insanlara devamlı gelir, okunur. YouTube aynı şekilde. Yani bütün bunlar aslında o hikaye anlatıcılığının bir parçası. Sen o tweet'te belki dünyanın en büyük bilgisini vermeyebilirsin ki genelde vermezsin zaten ama iyi bir hikaye anlatımı sunarsan insanlara o elde ettiğin çıktı birken insanın gözüne iki üç gibi gözükür. Dolayısıyla buradaki görevimiz bu. İkinci görevimiz
bu kavramdan öğrendiklerinize dair notlar almak. Şimdi bizim bu haftalık kariyer görevlerinde arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Daha önce izlemediyseniz bu seriyi. Biz bir ajanda edinmenizi istiyoruz sizlerden. Sadece bu çalışmalar için. Yani bu ajandaya başka herhangi bir şey yazmanızı istemiyoruz. Sadece diyoruz ki bu görevler için kullanın bu ajandayı. Ve ajandaya genelde ikinci görevimiz bu şekilde oluyor. Yani öğrendiklerinize dair notlar almak. Storytelling araştırdın. Öğrendiğin bir şeyler çok güzel. Şimdi diyoruz bunları defterine yaz. Ne öğrendin mesela? Hikaye anlatıcılığı ile ilgili kim varmış? Güzel sunum yapan ya da işte mesela Twitter'da senin denk geldiğin iyi hikaye anlatıcıları var mı? Mesela Barış Alican YouTube tarafındaki en iyi storyteller'lardan bir tanesi. Bunun gibi başka isimleri mesela not alabilirsin bu defterine. Şimdi buradaki amacımız da şu. Bundan birkaç ay sonra, 6 ay, 1 sene sonra mesela şu anda işte 2023'ün ilk aylarındayız. 2024'ün başlarında, 2025'in başlarında geriye dönüp baktığında o gelişim evreni daha iyi hissedeceksin yazdığında. Sadece okuyup geçtiğinde senin hayatına çok bir etkisi olmayacak. Bizim bu görevlerdeki parçalarımızdan birisi haftada bir ya da 2 haftada bir size bağlı olarak, yolunuza bağlı olarak geriye dönük bütün notlarınızı incelemek ve en azından bir göz gezdirmek. Çünkü bu sayede arkadaşlar hayatınızın aslında içine entegre edeceğiz bu ajandaki notları. Diğer türlü sen sadece o deftere yazıp geçtiğin zaman da bir işe yaramayacak. O deftere bir şeyleri not alıp inceleyip 2 haftada bir, 3 haftada bir onları incelemen gerekiyor. Göz gezmen gerekiyor ki ben neleri önemli bulmuşum, bu bende nasıl bir etkisi olabilir? Daha farklı bir bakış açısıyla inceleyebilirsiniz. Örneğin bugün sen not aldın hikaye anlatıcı ile ilgili bir şeyleri. Şimdi bunu yeni öğrenen birisi olarak sana daha tam geçmemiş olabilir konunun detayları. Ama bundan 3 ay sonra mesela 10 tane daha görev yapacağız, 12 tane daha görev yapacağız muhtemelen. Bu 12 görevin sonunda dönüp geriye baktığında sendeki etkisi çok daha başka olacak. Belki bir girişim fikri, belki bir Instagram sayfası fikri aklına gelecek. Ya diyeceksin bununla ilgili şöyle bir görev de vardı. Bu ikisini birleştirirsem ortaya şöyle bir sayfa çıkabilir örneğin. Ama bunları şimdiden hesap etmeye gerek yok. Yani bununla ilgili Steve Jobs'ın güzel bir lafı var. Diyor ki işte hep kullanıyorum bunu da gerçi. Noktaları diyor ileri doğru birleştiremezsin. Onlar geriye doğru olarak kendiliğinden bir araya gelir. Yani şimdiden bunun muhasebesini yapmayın bence. Hani bu sayfayı kurmak için işte şunlara ihtiyacım var ya da işte bunu yapmak için şuna ihtiyacım var. Bunlara gerek yok. Biz şimdiden bir gelişimimizi sağlayalım. Bir yapı inşa edelim kendi kariyer yönetimimizde. Onlar zaten geriye dönük olarak birleşeceklerdir. Üçüncü ve son görevimiz yine aslında bizim kariyer görevlerindeki klasik unsurlardan bir tanesi. Bu aldığınız notları yani ikinci maddedeki gibi bu sefer yine İngilizce olarak alıp bir ses kaydı haline getirmek. Şimdi biz burada açıkçası şeyi çok istiyoruz yani podcast haline getirmenizi bunu. İşte 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika her neyse bunları özet alın. Storytelling nedir diye ve bunu paylaşın istiyoruz. Ama bu çok fazla karşılanmayabiliyor. Çünkü insanlar ister istemez yani çekinebiliyorlar ya da işte şu anda işte konuşmamı beğenmiyorum deyip paylaşmak istemeyebiliyorlar. Olabilir ama en azından kendi arşiviniz olabilir arkadaşlar bu konuda. Yani bir ses arşivi yaparsınız her hafta ve öğrendiğiniz konuyu anlattığınız bir ses kaydını oraya atarsınız. Ve şöyle bir şey var. Bunun en önemli noktası İngilizceyi hayatımızın merkezi rollerinden biri haline getirebilmek. Çünkü diğer türlü, yani sen sonuçta İngilizce ihtiyaç duymuyorsan, şey okulunda çok fazla bu konuda geçmiyorsa İngilizce, %100 ise hayatında kullanman için bir gerek yok, bir bahane yok. Dolayısıyla bizim bir bahane yaratmamız lazım ki İngilizce kullanımını hayatımızın bir unsuru haline getirelim. Bu böyle olmadığında iş hayatına girişte çok daha zorlanacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Yani İngilizceniz mükemmel olmak zorunda değil. Yani bugün bakın mesela Batı Avrupa'daki konferanslara İngilizce konuşmaların hani çoğu çat pat İngilizcedir. Öyle akıcı bir İngilizce zaten gerekmiyordur da. Hani İngiliz değilsen, Amerikan değilsen buna gerek yok. Diğer ülkelerde maksat karşı tarafın seni anlayabiliyor olması. Ama bunun için de işte pratik çok değerli. Ve sizlerin de bu görevler kapsamında isteğimiz, sizlerden isteğimiz her hafta o konuyla ilgili bu konu ne olursa olsun artık teknik ya da yüzeysel kişisel gelişim konuları bunlar arkadaşlar bir ses kaydıyla 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika her neyse anlatmanızı istiyoruz. Ha bu konuda bize geri bildirim verebilirsiniz. İşte buraları daha iyi yapmışım, buraları eksik yapmışım şeklinde ya da kendi içinizde de bunu halledebilirsiniz. Ben bu hafta biraz daha iyi konuştum çünkü bu sayedeydi gibi. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde eğer sorularınız, görüşleriniz, merak ettikleriniz varsa bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Her zaman yanıtlamak isteriz onları da. Bunun haricinde eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu görevler size ilham veriyorsa, size bir şeyler katıyorsa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu sayede videolarımız daha fazla insana ulaşıyor.
Ve açıkçası ne yalan söyleyeyim beni de motive ediyor. Yani daha fazla insana ulaştığımda daha farklı şeyler yapıyor olmak. Önümüzdeki görevlerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar öyleyse. Şimdilik hoşçakalın.